Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında şehit olan özel harekat polisi Feyzullah Köse'nin Malatya'daki baba ocağına ateş düştü. Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde Bitlis merkezde yaşanan kazada özel harekat polisi Feyzullah Köse'nin içinde bulunduğu sürücüsü belli olmayan otomobil kar küreme aracı ile çarpıştı. Kazada Feyzullah Köse kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit polisin Malatya merkezde yaşayan ailesine acı haber emniyet görevlileri tarafından iletildi. Sağlık görevlilerinin de hazır bulunduğu baba ocağında acı haberi alan aile sinir krizleri geçirdi. Şehit polis memurunun cenazesi Bitlis'te düzenlenecek törenin ardından memleketi Malatya'ya getirilecek. Cenaze töreninin yarın öğle namazı sonrası düzenlenmesi bekleniyor. Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya'da 7 Mart'ta başlayan davada mahkeme ara kararları açıkladı. Saat 18.20'den gece 00.00'a kadar ara veren mahkeme heyeti daha sonra kararları açıkladı. Mahkeme Başkanı Vedat Koç, tutuklu sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı olan Tümgeneral Avni Angun'la yine dönemin 2. Ordu Komutanı'nın koruma astsubayı olan Hacı Eyüp Özcan'ın adli kontrol kararı ile tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme Başkanı Vedat Koç ayrıca soruşturmanın genişletilmesi taleplerini celse arasında değerlendirilmesini ve haklarında Bayrok tespiti yapılan sanıkların yazışma içeriklerinin istenmesine de karar verdi. Sanık eşlerinin de Bayrok kullanıp kullanmadığının tespitinin yapılmasına da karar veren mahkeme, iddianamede isimleri geçen ilk 39 sanık yakınlarının bankası hesapların olup olmadığının da sorulmasını istedi. Heyet bir sonraki duruşmayı ise 3 Nisan 2017 tarihine erteledi. Davada 2. Ordu Eski Komutanı Orgeneral Adem Hudutî ile birlikte 6'sı General 33 Subay, 4 As Subay, 2 Uzman Çavuşlu 37 Er ve Erbaş sanık olarak yargılanıyor. Bugüne kadar 9 duruşma yapılan davada toplam 38 sanık savunma yaptı. Direktlerin sunulması... 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü Malatya'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Anma programı kapsamında şehir mezarlığının içerisindeki Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, askeri ve mülki erkan, dernek ve oda başkanları, şehit aileleriyle öğrenciler katıldı. Valilik Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şehit Aileleri ve Baro Başkanlığı tarafından şehitlik anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışının ardından Vali Mustafa Toprak şehitlik özel defterini imzaladı. Ateş! Doldur kafa! Ateş! Törende konuşan Vali Toprak, Türk milletinin birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının bozulmasına asla müsaade etmeyeceğini kaydetti. Türk milletinin birlik ve beraberliği, aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğünün muhafazası uğruna tereddüt göstermeksizin canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen, bedenlerini katık edip mukaddes kanlarıyla her zerresini suladıkları bu toprakları vatan olarak bizlere kutlu bir miras bırakan aziz şehitlerimizin manevi huzurlarındayız. Anadolu'yu ebedi Türk yurdu yaptığımız Manazgirt'le başlayıp asla geçilemeyeceğini tescil ettiğimiz Çanakkale'yle devam eden ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazandığımız Kurtuluş Savaşı ile nihayetlenen şanlı destanlarımız göstermiştir ki Türk milleti inanç, cesaret, mertlik ve yiğitlik abidesidir.
Üzerimizde hesap ve planları olanlar bilsinler ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır anlayışıyla atalarımızın, yiğit alınlarının değdiği kutsal vatan topraklarımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz son nefer, son nefes ve son damla kana kadar aynı cesaret ve kararlılıkla muhafaza edilecektir. Aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimiz, yüce Türk milletinin birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının bozulmasına asla müsaade etmeyeceğimizden, ay yıldızlı bayrağımızın gölgelediği kutlu vatan toprakları üzerinde ilelebet hür yaşayacağından emin ve müsterih olunuz. Ruhlarınız şad, makamlarınız cennet olsun. Program kapsamında Kongre ve Kültür Merkezi'nde de tören düzenlendi. Anma töreni şehitlik ziyaretinin ardından sona erdi. AK Parti Malatya Teşkilatı referandum çalışmalarına devam ediyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile birlikte Salköprü Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği ziyarette ilk konuşmayı AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya yaptı. Yalçınkaya ayrıca gelecek için evet diyerek vatandaşlara sandığa gidin çağrısında bulundu. 16 Nisan'da hepimize görev düşüyor. Biz elbette gidip oyumuzu vereceğiz. Bizim buna ilişkin bir sıkıntımız yok ama biz etrafımızda kim varsa bunları sandığa taşımak zorundayız. Bir tane dahi olsa oyumuzun heba olmaması için gayret göstereceğiz ve milletimizin iradesinin en iyi şekilde sandığa yansımasını sağlayacağız. Yalçınkaya'nın ardından Salköprü Mahalle sakinlerine hitap eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 16 Nisan'ın bir millet davası olduğunu vurguladı. Zaten şu anki dava da bu millet davası. Evet. Ne AK Parti'nin davası, ne Tayyip Erdoğan'ın davası, ne benim davam, ne senin davası. Bu milletin davası ve hepimiz de bu davanın adamlarıyız. Bugün sağlam bir irade var ortada. Bu sağlam irade bir daha bu ülkede iki başlık olmaması için. Bu ülkede bir daha böyle terör örgütleri çıkıp bu ülkenin huzurunu kaçırmaması için. Bu piyonların bir daha ağababalarına İhale alamamaları için, onlardan bir daha bu ülkeyi karıştırmak için gayret ortaya koyamamaları için inşallah bizler bu seçimde 16 Nisan'daki bu halk oylamasında inşallah irademizi ortaya koyacağız. Zaten başkanım bu mahallede söylenecek bir söz yok. Bu mahalle %89 destek veriyor Tayyip Erdoğan. Millet kendi hükümetini kendi kuracak. Bir daha vekiller hükümet kurmayacak. Millet kendisi oy verdiği cumhurbaşkanına o cumhurbaşkanının hükümet kurmasını sağlayacak. AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder 16 Nisan halk oylaması için çalışmalarına devam ediyor. Şehit Fevzi Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Kahtalı ve Güder mahalle sakinlerine referandumla ilgili bilgi verdi. Osman Güder inşallah 16 Nisan'da hepimiz farklı bir sabaha uyanacağız diyerek vatandaşları oy kullanmaya çağırdı. 16 Nisan'da bir oylama olacak. Bu Türkiye'ye birçok şey kazandıracak. Hatırlarsınız, yaşlara müsait olanlar, artık Türkiye'de koalisyon dönemi bitmiş olacak inşallah 16 Nisan'dan sonra. Yaşlara müsait olanlar bundan önce koalisyonların Türkiye'ye neler kaybettirdiğini, insanların kişisel ihtiraslarının millete ne kadar maliyet yüklediğini hepiniz görmüştürsünüz. Fevzi'den zaten bir sıkıntımız yok. 16 Nisan'da Şehit Fevzi'deki bütün seçmenlerimiz %100'e yakını sandık başına gidecek, ölüm hariç. Allah vermesin inşallah, herkese uzun ömürler ihsan eylesin. Sandığın başına gidecek, evet oyunu kullanacak. Şehit Fevzi Mahallesi'nin her seçimde AK Parti'ye %90'ın üzerinde bir destek verdiğini hatırlatan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, sizler 11 seçimdir bu davaya sahip çıktınız. Allah hepinizden razı olsun. Bizler de sizi hiçbir zaman pişman etmedik dedi. Bu mahalle Şehit Fevzi Mahallesi 2388 seçmeni var ve %92'nin üzerinde destek vermiş. Evet. Mahalle.
Biz burada sadece sizlerle hasbihal ederiz. Size anlatacağımız mesele de zaten meselenin farkındasınız. Birlikte yani 2001'de kurulmuş bir partiyle beraber 2002'deki ilk girmiş olduğumuz seçimle beraber bugüne kadar da 11 tane seçimi hep birlikte yaşadık. Her seferinde de bu davaya sahip çıkan sizler oldunuz. Bundan dolayı Allah hepinizden razı olsun, eksikliğinizi vermesin. Avrupa'da yaşananları da değerlendiren Kahtalı, Türkiye'de çip başlı sistem devam etsin istiyorlar. Ama sizler bu oyunu, bu tezgahları 16 Nisan'da bozacaksınız. Avrupa'ya en güzel dersi sandıkta vereceksiniz dedi. Orada konsolosluklar, o ülkenin, hangi ülkenin konsolosluğuysa, onun orası şeyidir, kendi toprağı sahibidir. Bunlar İsveç'te Mehdi Eker Bakanımız, şu anda Genel Başkan Yardımcımız, İsveç'te program yapacaktı, onu da iptal ettiler. Çift başlık bu ülkede devam etsin istiyorlar. O yüzden hep beraber elindeki bu maşalarla... AK Parti teşkilatının bir bölümü de Yeşilyurt'ta çalışmalarına devam etti. AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, İl Genel Meclisi Eski Başkanı Naci Şavat'a ve Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar'la birlikte Yaka Mahallesi'nde bir evi ziyaret etti. Naci Şavat'a 60, 80 ve son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşamış biri olarak önemli bir süreçten geçtiğimizi vurgulamak isterim. Anayasa kitapçığı fırlatıldı, ülke büyük kayıplar yaşadı ancak siz muhtar bile olamaz dedikleri Sayın Erdoğan'ı oylarınızla Cumhurbaşkanı yaptınız. İnşallah 16 Nisan'la birlikte vesayet tarihe gömülecek diye konuştu. Ve Cenab-ı Hak inşallah bizlere büyük bir fırsatı, nasibi önümüze getirdi. Biliyorsunuz ben 60 ihtilalini de gördüm, 80 ihtilalini de gördüm. Hükümet krizlerini de gördük hep beraber. Bir anayasa fırlatıldı. Ertesi gün %30, %40'lı enflasyonlar yaşadık. Hükümet krizlerini yaşadık. Şimdi önümüze gelen bu referandumla millet olarak biz bir şeye karar vereceğiz. Vesayete son diyeceğiz. AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya da geçmişte sistemden kaynaklanan hükümet krizlerine dikkati çekerek Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi adına güçlü bir sistem inşa etmemiz gerekiyor dedi. Arkadaşlar 2002'den bu yana ülkenin siyasi istikrarı ile ilgili bir sıkıntımız yok. Ancak bunun sebebi şu an idare edildiğimiz anayasanın marifeti değil. Başbakan ve Cumhurbaşkanı aynı partinin içerisinde çıkıyor, aynı davanın müntesibi. Arada kardeşlik hukuku olduğu için bir sıkıntı olmuyor. Ama geriye dönüp baktığımızda önceki yıllarda Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki ufak görüş ayrıntıları bile nelere bir sebebiyet verdiğini hep beraber gördük. Bizler de şu anda ülkenin ileride farklı ihtimaldeki partiler tarafından ya da farklı düşünen insanların idaresinde sıkıntı olmasın diye yönetim sisteminde ülkenin ihtiyacı olan bu tadilatı yapmaya çalışıyoruz. 2002 öncesinde AK Parti Sosyal Medya İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı referandum toplantısı yaptı. Sosyal medyanın daha etkin kullanılmasının hedef alındığı toplantıya AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Burak Ergöç, AK Parti Sosyal Medya İl Tanıtım ve Medya Başkanı Miraç Göçmez, AK Parti İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Sosyal Medya Başkanı Serkan Fırat'la çok sayıda gençlik kolu üyesi katıldı. Bizlerin onlara borcu var. AK Parti Sosyal Medya İl Tanıtım ve Medya Başkanı Miraç Göçmez, referandum sürecinde sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılmasındaki önemli noktalardan bahsederek, mevcut sistemin sürekli istikrar krizi üreten bir yapısının olduğu aşikardır. Bu durum ise ancak ve ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aşılabilir. Dolayısıyla çok daha güçlü bir Türkiye için biz evet diyoruz diyerek bu ayrıntıyı sosyal medya üzerinden daha etkili anlatmaları gerektiğini belirtti. AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise gençlerimizin geçmişte yaşananları iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü bugün neden evet dememiz gerektiği sorusunun cevabını bize geçmişimiz veriyor. Öncelikle bu ülke ve dünyadaki mazlum halklar için evet demeliyiz dedi. Biz öyle yoldan gelip geçen bir parti değiliz. Biz 15 yıllık bir partiyiz ve 15 yıldır da iktidardayız. Ve bu ülkeyi biz idare ediyoruz. Allah'a şükürler olsun gelmiş olduğumuz noktada hiçbir konuda geçmişi aratır hiçbir faaliyetimiz yok. Herkes kendi görevini yapacak. 16 Nisan günü de herkes sandığının başında oylara sahip çıkacak. Ve Allah nasip ederse o günün gecesinde de
partimizin önünde hep beraber bir araya geleceğiz. Mehter Han'ı da getireceğiz. Bu ülkede yeni bir tarih yazılı tüm dünyaya duyuracağız inşallah. Etmemiz lazım. Malatya'da Suriyeli bir ailenin yaşadığı eve giren kum yüklü kamyon, aradan 7 ay geçmesine rağmen hala evden çıkarılmadı. Kaza 8 Ekim 2016'da Merkez Beydağ Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelmişti. Freni boşalan kum yüklü kamyon Suriyeli bir ailenin yaşadığı eve girmiş, olayda 7 aylık hamile olan Suriyeli bir kadın karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Bu konuda CHP Battal Gazi Merkez İlçe Başkanı Selahattin Sarıoğlu, evin içindeki kamyonla birlikte trafik müzesi olması önerisinde bulunmuştu. Kazanın üzerinden 7 ay geçmesine rağmen kamyonun neden evden hala çıkarılmadığına dair yetkililerden bir açıklama gelmedi. Hamit Çelik. Boş. Asil. Hayırlı olsun. İşkur'un toplum yararına çalışma programı ile Darende Belediyesi'nde 6 ay geçici süreyle istihdam edilecek 85 kişi için 185 kişi başvurunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Turan boş. Darende öğretmen evinde gerçekleştirilen kura çekiminde kısa da olsa iş umudu ile bekleyenlerden bazıları sevindi, bazıları ise salondan üzgün ayrıldı. Darende Belediye Başkanı Doktor Süleyman Eseri göreve geldiklerinden bu yana ilçenin geleceği adına çalışmalar yaptıklarını belirtti. Hiçbir gün parti farkı, sınıf farkı, insan farkı ayırmadan görevimizi devam ettirdik. Bunun son örneğini size İşkur'daki işçi alımıyla ispatlıyoruz. Şu gün noter huzurunda alacağımız İşkur işçilerinin çekimi yapılıyor. Kura'dan hangi hemşerimize, hangi darendelimize, hangi kardeşimize isabet edeceğini bilemiyoruz. Çünkü o artık Cenab-ı Allah'ın nasip ettiği kısmetini alacaktır. İşte gördüğünüz gibi noter huzurunda kesinlikle hakkı olan hemşerimiz işe girecektir. Parti farkı, sınıf farkı, insan farkı yoktur. Cenab-ı Allah da yaratırken insanları farklı yaratmamış, eşit yaratmış. Onun için biz de aynı adalet üzerine devam ediyoruz. Zaten bildiğiniz gibi AK Parti'nin de açılımı Adalet ve Kalkınma Partisi. Biz de aynı düsturla adaletten ayrılmıyoruz. Somut örneğini sizin de gördüğünüz gibi son İşkur işçi alımında ispatlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Düzeyinde ve hala konuşamıyor. En çok yanlış giden... Malatya'da otizm hastası çocukların aileleri tarafından kurulan Malatya Otizm Derneği, aileleri bilgilendirmek amacıyla 21 Mart 2017 Salı günü otizm eğitim seminerleri düzenliyor. Malatya Otizm Derneği Başkanı Aliettin Baydaş, Malatya'da yaptıkları ilk tespitlere göre 400 otizm hastası çocuk olduğunu tespit ettiklerini belirterek, otizm hastası çocukları olan biz aileler olarak çocuklarımızın rahat yaşaması ve eğitim almaları için mücadele ediyoruz. Malatya'da 400 çocuğun otizmle birlikte yaşamak zorunda olduğunu görünce dernek kurduk, bugün 300 aile çocukları için bizlerle birlikte mücadele ediyor. Benim de 2 otizmli çocuğum var. Tüm ailelerin sorunlarını çözmek amacıyla çalışıyoruz diye konuştu.